Peki bu münferit bir olay mı? Yani tekil mi yoksa bir alarm mı? Eğer bu kişi medyanın öyle ya da böyle bir parçası olmasaydı belki münferit deyip geçebilirdik. Evet, Murat Özdemir öyle ya da böyle kabul edelim medyanın bir parçası. Ve aslında Perşembenin gelişi Çarşamba'dan belliydi. Ekranlarda sergilediği haller görüldü. Belki eleştirildi, belki yerildi. Sevenleri de oldu ama seyredildi. Çoğu kişi olmaz canım böyle şey dedi ama kumandanın o düğmesine bastı. Yani sonuçta seyredildi. Yani iyi sattı. Her zaman olduğu gibi buna son örnek Murat Özdemir'di. Ama sadece o da değil. Daha nicelerini hatırlayabilirsiniz. Mesela kaynana Semra olarak tanınan Semra Yücel'in oğlu Ata gibi. Peki neden? Neden ajitasyon, marjinallik, abartılı yorum, hadsiz eleştiri ve hatta küfre varan yorum neden izleniyor? Neden satıyor? Ve neden birileri bunu kullanıyor? Bunu medya mı yaptı yoksa medya olanı mı yansıtıyor? Ama medya dediğimizde artık sadece lütfen geleneksel medyayı değil de sosyal medyayı da düşünelim. İşte tam da bu nedenle bu cümleyi yazdık ekrana. Bu konuda kesin bir yargıya varmak elbette ki imkansız. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Ama bildiğim ve bildiğimiz bir şey var ki o da hem medya olarak yani biz hem de toplum olarak artık bu saçmalığa toptan bir son vermemiz gerekiyor. Hem de acilen. Ajitasyon, marjinallik, abartılı yorum, hadsiz eleştiri ve hatta küfre varan yorumları her yerden, sosyal medyadan, bu medyadan, birey birey hayatımızdan çıkarmak zorundayız. Birbirimize nazik olmak zorundayız. Samimi olmak zorundayız. Samimiyeti bir kisve olarak kullanmadan. Yok canım, ben sadece eleştiriyorum, tespit yapıyorum, gördüğümü söylüyorum. Bu konuda çok samimiyim. Art bir niyetim yok cümlelerin ardına sığınıp eleştiriyi yaparken bile karşısındakini aşağılayıp kendi fikrini kabul ettirmeye gayret etmekten uzaklaşmak, kurtulmak zorundayız. Yani insan gibi insanca tartışıp konuşmayı, iletişim kurmayı artık öğrenmeliyiz ya da hatırlamalıyız. Ve satılan bu kötücül malı almayarak size sesleniyorum. Onu yok etmek, onu ve onları zihinlerden tamamıyla yok etmek durumundayız. Önce görev bizim, sonra da sizin. Aksi takdirde bu kötücül mal baktırır. İnsan fıtratında bu vardır diye yol almaya devam edersek daha birçok Murat Özdemir dünyadaki en önemli varlıklarımızdan zamanı kopararak alacak hayatımızdan. Kalbimizle, insan sevgisi, hoşgörü ve empatiyle birlikte. İşte o zaman sonumuz pek de hayırlı olmayacak. Acın baba diyeceksin. Hayvanın sesini duyuyorduk biz ama ben hayvanın kendi bağırtması falan zannediyordum onu. Hani. Bu hali nasıldı? Ya dengesizdi, belli oluyordu. Endişe ediyor musunuz bir komşu olarak? Hemen altında oturuyorsunuz. Bütün herkes endişe. Dakikalarca nefessiz kaldı, acılar içinde inledi. Papağana işkence görüntüsü Türkiye'nin kanını dondurdu. ATV Haber insanlıktan utandıran görüntüyü cani ruhlu Murat Özdemir'in komşularıyla konuştu. Hiç şaşırmadım. Yani öyle bir şeyi vardı zaten yani. Dengesizliği vardı. Hiç de şaşırmadım. Beklenen bir şeydi gibi geldi bana. Çok kötü hissettim. Sonuçta hayvanı hani boğazlıyordu. Ben şaşırdınız mı? Şaşırmadım. Hareketinden dolayı şaşırmadım. Mahalleli yaz boyu zavallı papağanın çığlıklarını duydu. Kuşun inlemeleri öylesine şiddetliydi ki geceleri kimseyi uyku tutmuyordu. Kadın bağırıyor zannettim. Zaten kadın sesi gibi çıkıyor hayvanın sesi. Öyle sabaha karşı 3.30-4 gibi falandı. Meğerse hayvan ondan çok korkuyormuş. O yüzden öyle bağırıyormuş. Özdemir agresif hareketleri yüzünden sık sık polise de şikayet edilmişti ama değişen bir şey olmadı. Dakika başı polis geliyor, bekçi geliyor, bir şey geliyor ama gidiyorlar, yerip gidiyorlar, o kadar. Evde bir şeyleri böyle kırıp döktüğü oluyor mu? Onun sesini de duyuyor musunuz? Dönem dönem. Dengesiz davranışlar sergiliyordu. Yani el kol hareketleri çok garipti. Tedaviye ihtiyacı var. Ruhsal bir hani rahatsızlığı olabilir yani. Apartman sakinleri de yaşanan dehşet sonrası korku içinde. Öyle ki can güvenliğinden endişe eden bile var. Sokakta da yani bu olaydan sonra ben huzursuzum çünkü kızım var. Karanlıkta geliyor okuldan. Siz alt komşusunuz. Devamlı geliyor tabii. Devamlı ses duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Kendi kızım da var, uyuyamıyor mesela. Korkuyor mu? Yani.
Seslerden. Tabii ki. Yani tedavi ihtiyacı var onun. Peki cani ruhlu adamın papağana yaptığı işkenceyi psikologlar nasıl yorumluyor? Kesinlikle bir tedavi görülmesi gerekiyor. Çünkü düşmanlık, saldırganlık, kin gibi şeyler, davranış ve tutumlar içeriyor, duygular içeriyor bu durum. Aslında dehşetin ilk şifreleri Murat Özdemir'in katıldığı yarışma programındaki hal ve tavırlarından belliydi. Artık beden dili konuşacak, yeter. Daha medyatik, daha böyle görünür olmak için bütün bunları kullanabiliyor. Söz konusu olayda da biraz böyle bir şey gözüküyor. Peki hayvana yapılan bu eziyetin cezası yok mu? Hayvana eziyet etmenin idari para cezası var. Bir hapis cezası maalesef ülkemizde hala yok. Evet, hayvanlara şiddetle ilgili bir kanun hazırlığı var biliyorsunuz. O kanunda bir an önce çıkması gerekiyor. Bu tür durumlarda cezanın tam olarak hak ettiği şekilde verilebilmesi için.